Evet arkadaşlar, bugünkü misafirimiz Ford Transit 2014 2.2 motor. Arkadaşlar, bu aracımız yaklaşık 210-220 bin kilometre civarında. Tam net kilometreyi beraber görelim. Şöyle geçeyim. Kapı duvara çarpmasın. Şöyle bir anahtarı taktığımızda, normalde vermesi lazım da bazı araçlarda bazen böyle şey oluyor. Fren balata aşınması, servise götürün diyor. Aracın balataları yeni bu arada. 225.443 kilometrede arkadaşlar. Aracımızın trigeri değişiyor. Zincir seti. Daha evvelden değişip değişmediğini bilmiyorlar. Aracı yeni almışlar. Aracımız da çok inceden birazcık sesimiz var. Daha evvelden kapak açılmış. Sıvı contaları vesaire var ama ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Aracımızda çok ufaktan bir su eksiltme var. Devir daimden tespitini yapmıştık. Biz daha evvelden kontrole gelmişti. Şimdi aracımızı riske girmemek adına müşterimizin yapmak istediği, biz bu araçla ekmek yiyoruz. Aracımız bizi yolda satmasın. En azından ya hiçbir şey olmasa, yeni dahi olsa, biz sökelim kontrol edelim denildi. Zincire bakacağız. Çok inceden de bir aracımızda şırıltımız var ama bu enjektörden de kaynaklı problem var sanırsam. Biraz da anladığım kadarıyla yatmış bir araç herhalde. Şöyle bir hep beraber ses duyalım. Ondan sonra aracımızın geri kalan işlerini halledelim. Şöyle. Bir yandan kamera, bir yandan. Şöyle geçelim. Etraf biraz dağınık. Her yerde sökük bir şeyler var. Şimdi sesi duyuyorsunuz. Aslında çok fazla bir görüntümüz yok ama hiç önlem alarak aracımızın trigeri değişecek kilometresel açıdan. Yani kilometresine baktığımız zaman kilometresi dolmuş. Ondan kaynaklı. İyi durumdaysa zaten, hani yeni değişmiş gibi ise vesaire, değiştirmeyiz zaten ama yani 3 kuruşluk bir parça yüzünden motor açmaya kadar gider. O yüzden gerek yok, yazık günah. Şu anda bir aracın motorunu yapmak iyi para. O yüzden trigger değişmek daha mantıklı. Şimdi biz bu trigger'i değiştirmek için şu radyatör plastiğini ve pervaneyi alıp şurayı boşaltmam lazım. Ama ve lakin ben panele sökeceğim. Rahat çalışma alanı açmak için kendime. Hem de daha rahat çalışabilip bazı parçalara zarar vermeden sökebilmek için böyle bir şey yapacağım. Şimdi aracı az bir şey geri alıp altına bir tepsi koyup antifrizimizi vesaire boşaltalım, bakalım bizi neler karşılıyor. Hep beraber izleyelim. Evet. Ustamız zamanında bu zincir tarafına bir işlem yapılmış. Muhtemelen zincir değişimi yapılmış olabilir. Basmış Dyson'u. Şimdi arkadaşlar, Dyson kullanmayın. Sıvı contayla baş edemiyoruz. Zaten kullandığın sıvı contalar her yere yayılıyor. Burada da Dyson'u basmışlar maşallah. Şimdi komple temizliğine geçeceğiz bakalım. Ondan sonra zincir değişimine bakacağız. Evet arkadaşlar, aracımızın eski zincirini söktük. Şuraların Dyson'unu temizleyene kadar bayağı bir canımız çıktı. Şimdi yıkama işlemini gerçekleştireceğiz. Ondan sonrasında da güzelce kartelimizi vesaire de süzeceğiz iyice. Temizliğimi yapacağım. Çünkü ister istemez içeriye sıvı conta vesaire düşme ihtimalinden kaynaklı böyle bir şey yapacağız. Çikolata spreyini patlatayım dedim ama yemedi. Şöyle yapalım. Balta spreyiyle yıkayacağız ilk etapta. Ondan sonra tekrar duruma göre benzin ve benzeri mazot tarzı ürünlerle, tabancayla yıkayabilirsiniz. Şu an kabasını almak amaçlı şöyle bir işlem yapacağım. Normalde buraları balta spreyiyle yıkamamak lazım ama motorun içerisi de çok pisti. Ya mecbur yıkayacağız. Karteli de temizleyeceğiz çünkü.
Tarkan'ı temizlemeyecek olsak evet Balta Sütle'yi buralara tıkmak biraz yanlış olabilir belki. Biz karteli de temizleyeceğimiz için bir problem yok. Karteli temizlemesem o zaman sıkıntı. Şöyle kitlemelerimiz takılı bu arada. Daha taraftan önemli. Kitleme olmadan bu işler çok riskli olur. Yapabilen var mıdır? İlla ki vardır ama riskli bir işlem gerekiyor. Bayağı da çapaklarımız oluşmuş içerilerde. Çekim yaparken de biraz uğraşayım diyorum. Evet, bu kadar. Detaylı temizliğimizi yapıp ondan sonra toplamaya geçelim. Aracımızın eski yağısı boşaltılıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi kartel temizliğimiz vesaire bu tarz unsurlarımız yapılacak. Bu tarz işlemlerimiz yapılıp ondan sonrasında aracımızın toplama işlemine geçeceğiz ki aracı bugün çalıştırabilelim. Evet arkadaşlar yeni zincir setimizi taktık paletleriyle birlikte. Biliyorsunuz set deyince komple her şey değişiyor. Şu an gergimiz boşta. Şöyle göstereyim. Kastak civatalarımızı kesinlikle sıkmıyoruz. Mazot pompası dahil her şey gevşek kalacak. İşaretlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir odaklayayım görüntü daha net olsun. İşaretlerimiz yerinde. Şöyle ok işaretlerimiz var görüyorsunuz. Zincirde de baklalarında işaretlerimiz var. Pompa da var. Şu şekilde. Tabi bunların hepsini tork anahtarıyla sıkmanızı tavsiye ederim. Bunları sıkmadan önce germe işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle pimi çekelim bakalım. Evet. Gördüğünüz üzere zincirimiz gayet güzel gerildi. Maşallah çok güzel oldu. Şöyle boşluk kontrolümüzü her zaman yapalım. Ne kadar yeni malzeme taksak dahi bir boşluk var mı? Oturmayan bir yer var mı? Bir sıkıntı, bir problem var mı diye bunların hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Ve gergi dahil tüm civatalarımız tork anahtarıyla sıkılacak. Tabi normal anahtarla da sıkabilirsiniz. Ama eliniz çok alışkın olması lazım. Yani sürekli bu tarz işler yapıyor olmanız lazım. Bu da naçizane bir öneri olsun. Şu anda kitlememizi vesaire her şeyi sökebiliriz. Şu an bütün işlemlerimiz bitti. Aracımız senteye geldi. Kitleme aparatlarını çıkartacağız. Ondan sonrasında kran kitlememizi, eksantrik kitlemelerini çıkartacağız. Ondan sonra toplama işlemlerimize devam edeceğiz bakalım. Zincir yağımızı da uyguluyoruz ki zincirimiz uzun ömürlü olsun. Hop. Bunun olayı ilk etapta zincirin yağsız çalışmasını engelliyor. Birazcık bir görelim bakalım nelerimiz var. Bütün aparatlarımız söküldü. Saplamalarımız, her şeyimiz sıkıldı. Hepsi toplandı. Şimdi aracımızın marşına basması kaldı. Evet, kapağımızın sıvı contasını çektik. Yeni krank keçemizi taktık. Şimdi montaja geçelim. Evet, eksantrik kapağımızı taktık. Şimdi etrafın civatalarını da topladık. Güzelce biraz kurumasını bekleyeceğiz. O esnada sağını solunu toparlayacağız. Aracı çalıştırmaya hazırlayacağız. Yağımızı vesaire boşaltmıştık. Onların dolumunu yapacağız. Yağ filtre değişimi, hava filtre değişimi. Bunları da yapıp aracı çalışır hale hazırlayacağız.
Contalarımızı güzelce kuruduktan sonra aracımızı çalıştıracağız inşallah. Yeni krank keçemizi de taktık güzelce. Her şey şu anda çok güzel. Evet arkadaşlar, aracımızın eksantrik zinciri vesaire ve kayışına varana kadar her şeyimiz toparlandı. Antifrizimiz, motor yağımız, yağ filtremiz, her şey değişti. Motor yağımız 530 partikül kullanıyoruz. Ford için özel üretim PTN yağını kullandık. Marşa basalım. Şimdi ilk bir marş yapacağız. Bakalım. Haydi bismillah. Sesimiz vesaire nasıl? Debriyaja basmadan çalışmaz. Ses normal arkadaşlar. Hava filtresi açık. Araç özel yollarda sıkıntı var herhalde. İlk marş olduğu için yerden ufaktan bir kara dumanımız var. Özel yollara da bir bakılacak. İşlerimizde söylemiştik zaten. Şu anda maşallah çok güzel çalışıyor. Sadece filtre borusu sökük olduğu için biraz gürültülüyor. Maşallah çok güzel, saat gibi çalışıyor. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Antifrizimiz, bir yağımız, filtremiz, her şeyimiz tamam. Hava filtresini yanlış göndermişler. Eskisinde su çekmiş. O yüzden takmadı. Sesini alamadan boğuluşuyor. Aynı zamanda Devir Dayı pompamız da yeniden de Devir Dayı'dan de ufaktan bir tutacağımız mevcuttu. HG taktım. Yerli balı. Eskisi de burada. Şekilde toparladık. Yağ tekağımı, su tekağımı herhalde hiç denetiyorum diye birazcık çalışsın aracımız. Ondan sonra biz bir hava filtresi takıp aracı teslim edeceğiz. Kalacak bakalım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince detaylı bir şeyler gösterdim. Umarım yararlı olmuştur. Evet arkadaşlar, aracımızın kilometresi 225.443 kilometre. Tirger zinciri, yani eksantrik zinciri değişti. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Akşam saatine kaldık. Hafta sonu bir an evvel bitirelim diye uğraştık aracı. Ve bir envai çeşit aksilikler çıktı. Aracı sökerken ve takarken bazı civatalarımız kesti sökerken. Normalde kesmemesi gereken civatalar kesti. Onları çıkarmakla uğraştık vesaire. Aslında tecrübeliyiz bu konuda ama yine de bazen böyle aksi sıkıntılar olabiliyor. Yani envai çeşit uğraştık biraz aracı toparlarken ama çok şükür güzel oldu. Her şey yolunda şu anda. Yağ, su kaçağı, en ufak bir şeyimiz yok. Aracı teslimata hazırlıyoruz.